Efendim merhabalar. Mübarek bir cuma gecesinde daha buluştuk. Rabbimize hamdolsun. Bizleri böylesine mübarek bir gecede böylesine güzel bir vesileyle buluşturduğu için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Ve bu hamdımız bizleri böylesine nimetler içinde buluşturduğu içindir aynı zamanda. Zira bugün 13. günü geride kalan 14. gününe belki de dakikalar itibariyle artık girmeye başladığımız bir zaman dilimi içerisinde İsrail'in işgal kuvvetlerinin dünyanın gözü önünde yaptığı bir katliama an be an ne yazık ki şahit oluyoruz. Belki 14 gün, 13 gün saydık ama yıllar süren, 10 yıllar süren bir işgal ve zulümden bahsediyoruz efendim. Milletçe, ümmetçe bu acıyı gönlünde yaşayan kişiler olarak bir kez daha huzurlarınızdayız. Rabbimiz bu akşam yapacak olduğumuz programımızı, Kudüs gündemli bu programımızı bu acıların dinmesine bir vesile eylesin. Gönüllerimizdeki Kudüs davasının, gönüllerimizdeki kardeşlik hukukunun yeniden pekişmesine, birlik ve beraberliğe bir vesile eylesin kıymetli izleyicilerimiz. Efendim bu akşam Kudüs gündemli programımızda Başiskele Müftülüğümüzün çok kıymetli vaizlerinden Başiskele Müftülüğü Baş Vaizi Sayın Muhammed Yıldız hocamızı misafir ediyoruz. Ki hocamız bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı görevlendirmesiyle Kudüs rehberliğinde bulunmuş, oraları yerinde görmüş, oralarda yaşanan işgal ve zulme bizzat şahit olmuş çok kıymetli bir isimdir. Bu akşam kıymetli hocamızdan Kudüs'le ilgili değerlendirmelerini dinleyeceğiz inşallah. Rabbimiz şimdiden tesirli eylesin. Ben hiç vakit kaybetmeden kıymetli hocamı sizlerle buluşturmak dilerim. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Kıymetli hocam, son günlerde hele hele son neredeyse 13-14 gündür nasılsınız sorusuna iyiyiz demeye utanır olduk. Evet maalesef. İyi değiliz. Zira orada kardeşlerimiz öyle bir işgal altında, öyle bir katliamı an be an yaşarken Müslümanım diyen, geçtim parantez içerisinde, insanım diyen hiç kimsenin de iyi olmayacağı kanaatindeyiz. Sizler de her ne kadar bu akşam bir araya geldiğimizde işte iyi olmaya çalışıyoruz diyerek bu soruları cevaplandırmış olsanız da bu akşam sizlerle Kudüs'ü konuşmak isteriz. İnşallah. Kudüs'ü nasıl konuşacağımızı, izleyicilerimizin Kudüs'le ilgili hangi sorularını cevaplandıracağımızı şöyle birkaç cümle olsun bizlerle paylaşabilirseniz memnun oluruz. Zira her akşam olduğu gibi bu akşam da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatmaktır niyetimiz, programımız. Evet, ben de sözlerime başlamadan önce evvela bu katliamlarda, bu zulümlerde hayatını kaybeden, şehit olan bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak bizleri onların şefaatine nail eylesin. Temennisinde bulunuyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Şu anda bir zulüm var. O zulmü belki konuşmak gönül arzu ediyor. Biraz deşarj olmak gönül arzu ediyor ama Kudüs bilincini, tarihini, şuurunu, önemini, bu fırtınaların, bu katliamların arkasında yatan gerçek sebebi belki biraz konuşmak lazım. Yani bu da Kudüs'ün nereye oturduğunu İslam aleminde, Yahudilerin nazarında, Hristiyanlık aleminde ne mana ifade ettiğini, önemini, kıymetini anlayabilirsek günümüzü daha iyi okuruz. Daha çok bu çerçevede ve Kudüs'le ilgili İslam tarihinde yapılanlar, başta Peygamberimiz olmak üzere, daha sonra sahabeler döneminde ve diğer İslam tarihi sürecinde neler yaşandığını bunları konuşmak, oradan da günümüze gelip bugün Kudüs'le ilgili Kudüs'ü bu tarihinden alarak nasıl anlamamız gerektiğini, nasıl bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini konuşmak lazım. İnşallah. Kıymetli hocam, izleyicilerimizin belki şu anda gönlünde aynı derdi, aynı davayı taşıyan Müslüman kardeşlerimizin ara ara şöyle talepleri oluyor. Hocam, biz ne yapabiliriz? Yani evet dua ediyoruz,
Evet, gözyaşları içerisinde Rabbimizden o kardeşlerimiz için selamet istiyoruz ama fert fert üzerimize düşen ne görevler var gibi soruları oluyor. Bu soruları da sizlerden dinlemek isteriz inşallah programımızın ilerleyen dakikalarında. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim bu akşam Cuma'nın Bereketi programında, Kudüs gündemli programımızda güzel sesleriyle programımızı daha da güzelleştirecek ve okuyacağı tilavetler ile bütün ölmüşlerimiz ve Kudüs'te şehit olan, Gazze'de, Filistin'de ve dahi Suriye'de, İdlib'de, Lübnan'da, dünyanın dört bir yanında şehit olan kardeşlerimiz için rahmet olacak tilavetleri okuyacak hocamız. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunacak hocamız, Baş İskele Müftülüğü İmam Hatiplerinden Fatma Hatun Camii İmam Hatibi Sayın Hasan Aksoy hocamız aramızdalar. Kıymetli hocam, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Kıymetli hocam, Cuma'nın Bereketi programının yeni döneminde sizlerle de ilk kez buluşuyoruz. Geçtiğimiz birçok programımızda misafir etmek nasip olmuştu. Gündem keşke daha böyle keyifli bir gündem olsaydı. Bu akşam hani Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşunu konuşmuş olsaydık, onu konuşurken ki coşkumuz olsaydı ama bu üzüntüyle yapacağımız bir program. Belki de birçok noktasında sözlerin, kelimelerin boğazımızda düğümleneceği bir program olacak bu akşamki programımız. Eyvallah. Bu temenniler ile okuyacağınız tilavetin bütün ölmüşlerimiz için, hususen de şehit kardeşlerimiz için rahmete vesile olmasını amin, diliyorum. İnşallah. Kabul buyurursanız tilavetinizle programı başlatmak isteriz. Eyvallah hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Kıymetli hocam, Rabbimiz kabul buyursun. Okunan bu ayeti kerimeler bütün ölmüşlerimiz için, bütün şehitlerimiz için, hususen de hele hele son günlerde ardı ardına küffar ordularının, zalimlerin işkenceleri altında şehit olan Filistinli, Suriyeli, Lübnanlı ve dahi dünyanın dört bir yanındaki şehit kardeşlerimiz için rahmete vesile olsun. Amin. Yaralı olan kardeşlerimiz için şifaya vesile olsun. İnşallah. Ümmeti Muhammed'in dirilişine, ümmeti Muhammed'in gaflet uykusundan uyanışına ve Kudüs davasına sahip çıkmasına vesile olsun Amin diyelim. Amin hocam, inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, bu akşam belki de hani böyle bir gündemin içerisinde boğazımızda sözlerin düğümlendiği, gönüllerimizin hüzün içerisinde olduğu bir zamanda tam da bu konuyu konuşmak en zor programlardan birisi olacak. Rabbimiz öncelikle tesirli eylesin dilerim söyleyeceğiniz her bir sözü. Bununla birlikte Mescid-i Aksa, Kudüs bütün inananlar için bir davadır. Bu dava sebebiyle Allahu Teala geçmişten günümüze o mübarek beldelerin inananlarda olmasını ister. Bunun için de mücadele etmesini bekler diye biliyoruz. Sizlerden özellikle şu akşamda Kudüs konusunun bizim için, Müslümanlar için önemine geçmezden evvel. Neden önemli Kudüs? Tarihi açısından neden önemli? Neler söylemek istersiniz? Şimdi Kudüs'ün tabii çok eski bir tarihi var. Kudüs ve etrafındaki diğer Filistin'in diğer bölgelerinin, yani bölgenin aslında çok eski bir tarihi var. Ta milattan önce 10 binli yıllara kadar dayanan bir tarihi var. Oraları hızlı geçip İslam tarihi açısından önemine gelelim bence. Çünkü oranın bizim söyleyeceklerimize bir temel oluşturduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim'le biz Kudüs'ü başlatabiliriz. Hazreti İbrahim milattan önce 1900 yıllarda o bölgede bugün Halil dediğimiz Kudüs'e 30 kilometre mesafede bir il. Evet. Batı Şeria sınırlarında olan bir il. O bölgeye geliyor ve orada yaşıyor, yerleşiyor. Dolayısıyla İslam tarihi açısından ve diğer dinler açısından da önemini buradan alıyor aslında. Çünkü Hazreti İbrahim diğer dinlerde de ortak bir peygamber. Oradan başlıyor. Daha sonra özellikle Yahudiler için önemli olan Hazreti Musa'yı görüyoruz. Hazreti Musa daha önceden Mısır'a sürülmüş olan İsrailoğullarını oraya getirmekle görevli bir peygamber. İşte o çölü geçip oraya geliyorlar. Ama Kudüs bölgesine giremeden vefat ediyor ama milattan önce 1300 yıllarda Hazreti Musa'yı oralarda görüyoruz. Daha sonra Hazreti Davud'u görüyoruz.
Milattan önce yine binli yıllarda. Sonra oğlu Süleyman'ı görüyoruz. O artık İsrailoğullarının devletleştiği dönemdir. Ama şunu önemsiyorum ve altını çizerek söylüyorum. İsrail bugün bütün dünyada bir propaganda yapıyor ve diyor ki buralar bizim. Ve siz buralarda yaşamayacaksınız. Sizi siz buradan kovacağız. Siz yokken biz vardık ifadesi diyor. Çokça dillendirdikleri. Bu dillendirdikleri ve bütün dünyaya da baskıyla, zorla kabul ettirmeye çalıştıkları, tırnak içerisinde ilmende ispatlamaya çalıştıkları iddia doğru değil. Tarihi kanıtlara baktığınız zaman hem arkeolojik kazılar hem diğer bilgiler, bulgular gösteriyor ki aslında oraya ilk defa bugünkü Filistinlerin, Arapların ataları olan Yebusiler gelmişler. Yani İsrailoğullarının gelişi bugünkü Filistinlerden sonradır. Bakın bugünkü Filistinliler milattan önce 1200'lü yıllarda kavimler göçüyle bugünkü Filistin topraklarına geliyorlar. Onlardan 100 sene, 150 sene sonra İsrailoğulları gelmiştir. Kimin oluyor o zaman? Yani eğer buraya ilk gelen, ilk adım atanın olacaksa sizden 150 sene önce bu Filistinler buraya gelmişler ve yerleşmişler. Siz onlardan bir asır sonra gelmişsiniz ve biz ilk defa geldik. Hatta milattan önce şu tarihte geldik diyorlar ki bunların tarihi gerçeklerle alakası yok. Dolayısıyla onların sahip çıktığı Hazreti Davud, kral gördükleri Hazreti Süleyman, hatta daha öncesinde işte Hazreti İbrahim, onlar bizim gittiği ve dolayısıyla buralar bizimdir iddiası makes bulmuyor. Çünkü onlar İslam tarihi açısından önemli peygamberler ve krallar. Dolayısıyla onların kurdukları ülkeler de İslam ülkeleri. Yani Yahudilerin olabilmesi için Yahudilerin İslam olduğu dönemlerde onları Yahudi'ye nispet edebiliriz. Yani böyle bir nispet mümkün. Kıymetli hocam, sözlerinizi unutmayın. Tam burada şöyle bir parantez açmak isterim. Zira çocuklarla, gençlerle yaptığımız sohbetlerde, toplantılarımızda, buluşmalarımızda zaman zaman bir farkındalığa vesile olmak için ben onlara soruyorum. Diyorum ki yeryüzünde ilk peygambere gönderilen dinin adı neydi diyorum. İzleyicilerimizin de hoşgörüsüne sığınarak bu akşam paylaşıyorum ki biliyorum zaten izleyicilerimiz biliyorlardır, farkındalardır. Hazreti Adem Aleyhisselam'a ilk inen dinin adı nedir diye sorduğumda herkes birbirine bakıp acaba şu muydu, bu muydu? Peki diyorum Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti Davud'a böyle sıralıyorum. İşte Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya geldiğinde hocam Hristiyanlık, hocam işte halbuki biraz evvel sizin de sözlerinizden anladığımız Hazreti Adem'e inen de İslam'dı. Hazreti İsa'ya da, Hazreti Musa'ya da velev ki bugün adı öyle olmasa bile o zaman da onlara inananlar o bölgede yaşarken de orası İslam devletiydi değil mi? Şöyle önemli bir konu. Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti İbrahim ile ilgili bir ayet var. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyyen ve lâ Nasraniyye ve lâkin kâne Hanifen Muslima diyor Allah. Hazreti İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Çünkü herkes sahip çıkıyor evet. Ya ona. O Hanif bir Müslüman idi diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu zaten aklın gereğidir. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği dinin adı İslam'dır. Hazreti Adem'e gelen dinin adı da İslam'dır. Bizim peygamberimize gelen dinin adı da arada geçen, gelen geçen bütün peygamberlere gelen dinin adı da İslam'dır. Ve bu din itikat boyutuyla aynıdır. Çünkü Allah'ın varlığı ve birliği, ahiret inancı, nübüvvet inancı, melek inancı bu bütün dinlerde aynıdır. Evet. Değişmez ki bu. Ama amel boyutuyla, muamelat boyutuyla, hukuk boyutuyla zamanın ve zeminin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda Cenab-ı Hakk'ın hukuki hükümlerde değişikliği olmuş. O da yine İslam dininin içerisindedir. Ama peki bu Hristiyanlık dediğimiz, Yahudilik dediğimiz nedir? Bu nereden gelmiş? Bakın, muharref olan Yahudi İslam'ın Yahudiler eliyle tahrif edilmiş şekline Yahudilik denir. İslam'ın Hristiyanlar elinde tahrif edilmiş şekline Hristiyanlık denir. Kur'an'daki Yahudilik veya Hristiyanlık kavramları bunu ifade eder. Yani muharref Hristiyanlığın adına Hristiyan diyor Cenab-ı Hak. Nasrani'lik diyor.
veya muharref Tevrat'ın ortaya koyduğu ve o günden gelen dinin adına Yahudilik diyor. Yani Yahudilik ve Hristiyanlık muharref olduktan sonraki isimlendirmedir. Kur'an da bunu alıyor. Ondan önceki isimlendirme zaten İslam'dır. Evet. Kıymetli hocam, o bölgenin tarihinden bahsederken oralarda o peygamberlerimiz, zikrettiğiniz peygamberlerimiz zamanında yaşayanlar Müslümanlardı. Tabii. İslam'a tabi oldukları için Müslümanlardı. Ama o dönemlerden bu zamana birçok kere de inanmayanların işgaline uğramış bir coğrafyadan bahsediyoruz. Biraz da bize işgallerden bahseder misiniz? Yani bugüne defalarca, tabii yani onlarca defa işgal edilmiş ama iki büyük işgal önemlidir tarihinde. Birisi, Kur'an da buna işaret eder. Birisi Babillilerin işgalidir. Buhtun Nasır dediğimiz, Avukat Nazar diyor Batılılar. Iraklıların işgalidir ki Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِي İsrail diye başlayan İsra suresindeki ayetlerde ifade eder. Yahudiler iki büyük fesat işleyecekler. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ ve bunun iki büyük cezasını görecekler diyor Cenab-ı Hak. Bakın burayı anlatayım size. Hem bu işgali de günümüz işgaline de biraz böyle sonunda müjde olacak bir ifadedir bunun sonu. Cenab-ı Hak o ilgili ayetlerde buyuruyor ki siz iki büyük fesatta bulunacaksınız. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ yani İsrailoğullarına diyor. Bunun ne olduğunu tefsircilerden öğreniyoruz. İki büyük fesat, birincisi ve ikincisi o aşağı yukarı aynı. Tevrat'ı tahrif etmek, peygamberleri öldürmek, imani, ahlaki, ilmi boyuttaki ifsadat, toplumsal alanda yaptıkları, bugün de yaptıkları gibi zulümler. Bunları Cenab-ı Hak fesat olarak ifade ediyor. Ve bunun bir cezası olduğunu ifade ediyor. Ve bunun ilk cezasının bir Buhtun Nasır eliyle, yani o günkü Babillerin eliyle olacağını ifade ediyor. Bu ayetlerin evet. Devamında işte şeyin yıkılacağından bahsediyor. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve bunlar oluyor. İkincisi de Romalıların eliyle oluyor. Yani bu Babillilerin işgalinden sonra bunlar tevbe istiğfar ediyorlar ama yine azıyorlar. Hazreti Yahya'yı, Zekeriya'yı şehit ediyorlar. Hazreti İsa'ya kastediyorlar. Bunlar hep onların peygamberidir. Ve Cenab-ı Hak bir daha bunları bu defa Romalıların eliyle işgal ediyor. Arada Persler var, Yunanlılar var, daha başkaları var. Ve nihayet bu işgaller süreci yüzyıllar boyunca devam ediyor. Ama dikkatinizi çekerim, bu işgallerin sebepleri, Kur'an'da verilen sebepleri İsrailoğullarının ifsadatıdır. Ve bu ifsadatta da önemli noktalardan biri bugün de yaptıkları gibi zulümdür. Evet. Ve bu ayetlerin sonunda Cenab-ı Hak diyor ki وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا eğer siz zulme dönerseniz ben de tekrar size cezaya dönerim diyor. Bu umumi helak iki defa olmuş ama üçüncü defa vuku bulmamıştır. Bu zulüm bugün ayyuka çıktığına göre, arşa dayandığına göre bu sünnetullah kaidesi gereği onların üçüncü helaki de olacaktır. Ama Müslümanların eliyle, evet. Ama başkalarının eliyle, ama hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki bu inşallah Müslümanların eliyle olacak ve insanlık da rahat edecektir. İnşallah. Kıymetli hocam, gündemimize, konumuza devam edeceğiz kısa bir aradan sonra inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim Kudüs gündemli programımız kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayınız. Gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum, sanki bir yeraltı nehir çağlıyordu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu. Efendim yeniden merhabalar. Mehmet Akif İnan'ın Kudüs aşkıyla yazmış olduğu şiirden birkaç dörtlükle başlamak istedik ikinci bölümümüze de. Bu akşam
Mescid-i Aksa'yı konuşuyoruz, Kudüs'ü konuşuyoruz. Kudüs'ün de içerisinde yer aldığı Filistin bölgesini ve bugün Filistinli kardeşlerimizin canından geçtiği ama vatanını terk etmediği Kudüs davasını gündeme taşımaya çalışıyoruz. Bu çok önemli konuyu. Hele hele içerisinde bulunduğumuz şu günlerde içimizi acıtan bu konuyu, Filistin katliamını, Filistin'de yaşanan zulmü bu akşam bizlere değerlendiren kıymetli hocamız Başiskele Müftülüğü Başfaizi Sayın Muhammed Yıldız hocamız aramızdalar. Güzel sesleri ve tilavetleriyle programımıza güzellik katan hocamız da yine Başiskele Müftülüğümüze bağlı Fatma Hatun Camii İmam Hatibi Sayın Hasan Aksoy hocamız aramızdalar. Ki ben hiç vakit kaybetmeden hocalarımla sizi yeniden buluşturmak dilerim. Kıymetli hocam, Kudüs'ü konuşuyoruz. Kudüs'ün önemini, o bölgenin tarihsel önemini dinledik sizlerden. Müslümanlar için önemini de dinleyeceğiz ama kabul buyurursanız Hasan hocamızdan şöyle bir vukte ilahi dinlemek isteriz. Sonrasında da inşallah kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Hasan hocam hazırlanırken programımızda izleyicilerimizi neler bekliyor? Kısaca hatırlatmış olalım kıymetli izleyicilerimiz. Bu akşam Kudüs'ün önemini de dinledikten hemen sonra Kudüs için ne yapabilirim? Fert fert ben ne yapabilirim? Bugün benim üzerime düşen görev nedir? Sorusunun da cevabını dinleme imkanı bulacağız inşallah kıymetli hocamızdan. Programımızın sonunda da bir kısa da ara daha verdikten hemen sonra yapacağımız dua ile mübarek cuma gecesini o feyzinden ve bereketinden istifade etmeye çalışacağız inşallah Rabbimiz kabul buyurursa. Buyurunuz kıymetli hocam. Ya Rabbena, ya Rabbena, yardım eyle kıyamette. Ya Rabbena, ya Rabbena, yardım eyle kıyamette. Ve'ufir lana zunubena, yardım eyle kıyamette. Ve'ufir lana zunubena, yardım eyle kıyamette. Şu dünyada yoktur vefa, gelen çeker cevru cefa. Ey Hak Habibi Mustafa, yardım eyle kıyamette. Ey Hak Habibi Mustafa, yardım eyle kıyamette. Sağlık kıymetli hocam. Allah razı olsun. Başiskele'de Fatma Hatun Camimizde imam hatiplik görevindesiniz. Aynı zamanda Kocaeli'li hemşehrilerimiz bilirler. Çarşamba günleri Kocaeli genelinde okunan merkezi ezan sisteminde ezanları da bizler sizden dinliyoruz. Eyvallah. Görevlendirmenizle. Burada ezanları okuyorsunuz. Rabbim ulaştığı son noktadaki canlı cansız bütün varlıkların duasını alanlardan eylesin. Amin inşallah hocam. Sesinizdeki bu güzellik daim olsun. Eyvallah cümlemize. Allah razı olsun.
Sayın Hocam, Kudüs'ü konuşuyoruz. Tarihsel yanını sizlerden dinledik. Farklı inançta olanlar için önemini de kısaca, hani Kudüs dediğimiz konu belki böyle bir saatte, iki saatte muhakkak derinlemesine anlatılacak ve anlaşılacak bir konu, bir dava değil. Ama Müslümanlar için neden önemli olması gerektiğine bir giriş olsun. Bu mahiyette dinlemiş olduk. Şimdi sizlerden dinlemek isteriz. Müslümanlar için neden önemli? Yani bugün Kudüs'ü konuşurken biz, Filistin'de olan katliamı gündeme taşımaya çalışırken, insan olma kimliğinden önce Müslüman olma kimliğimizle bu davaya neden sahip çıkmalıyızın bir nevi cevabı olacak. Buyurunuz. Çünkü yani hani ya Kudüs bizi ne ilgilendirir, yani kendi aralarında bir dava, işte bir toprak davası ya da işte İsrail ile Filistin arasında bir mücadele alanı gibi düşünebileceğimiz bir konu mudur Kudüs? Elbette öyle değildir. Niye? Çünkü Kudüs'ün İslam'la bağı var. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya kadar kıble Kabe'dir. Hazreti Musa'dan sonra kıble Kudüs'tür. Hazreti Musa'dan bizim peygamberimizin Mekke dönemi de dahil, Medine'den de 2 sene dahil, dolayısıyla peygamberimizin döneminde 17 ay, 17 ay değil mi? Olmak üzere İslam'ın da kıblesidir. Şimdi İslam'ın kıblesidir, Miraç'ın mahallidir, Miraç duraklarından birisidir ve bütün İslam'ın çok kıymetli büyük peygamberlerinin durak merkezidir. Süleyman Mabedi oradadır. Kur'an'ın bizzat el-ardul mübareke, el-ardul mukaddese dediği bir yerdir. Ellezî bârekna havlehu dediği bir yerdir. Yani Kur'an ona mukaddes yer diyor. Kur'an ona mübarek yer diyor. Çevresini mübarek kıldığımız yer diyor. O bereket iki türlüdür. Bakın, evet. O bereket iki türlüdür. Biri maddi berekettir ki Kudüs toprakları, Filistin toprakları çok verimlidir. İkincisi manevi berekettir ki az önce saydığım bütün peygamberlerin yatağıdır, durağıdır. 1200 yıl bize yer olmuş Kudüs. Hazreti Ömer'le beraber baktığınızda 1200 sene, bakın arada bir 100 sene Haçlı dönemi var. Onun dışında Osmanlı'da 400, diğerlerinde 250-100 vesaire kalmak üzere 1200 sene bizim orada yaşadığımız bir yerdir. Sahabelerden, tabiinlerden, etbadan birçok alimin, arifin yaşadığı, soluduğu bir yerdir. Dolayısıyla her karış toprağında izimizin olduğu, bugün bile o izlerin, evet, göründüğü bir yerdir. Her ne kadar o izleri İsrail kaybettirmeye çalışıyorsa da Mescid-i Aksa'nın altından başlamak üzere, ama böyle bir yerdir. Tabii bizim için böyle de Yahudiler için de aslında önemli bir yerdir. Çünkü onlara göre orası vaat edilen toprakların merkezidir. Arz-ı Mev'udun merkezidir. Onlara göre o bölge yeniden Yahudi devletinin kurulacağı ve bütün dünyaya hakim olacağı yerdir. Onlara göre o bölge Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edileceği bir yerdir. Bugün bakın Mescid-i Aksa'nın altı kazılıyor ya o bölgenin. Şu, bu arada şunu da söyleyeyim, yani Mescid-i Aksa dediğimiz yer o camilerden ibaret bir yer değildir. Evet. Mescid-i Aksa dediğimiz yer bir alanın adıdır. O Mescid-i Aksa üzerindeki o Kubbetü's Sahra dediğimiz o sarı kubbeli yer ile yanındaki diğer kıbli mescidi, buralar Emeviler döneminde yapılmıştır. Kıymetli hocam, rejiden de rica etmiş olalım, yönetmenimiz yardımcı olabilirse, bu konuyla ilgili bir de görselimiz vardı. Siz konuşurken, evet, bir yandan da aksın isteriz. Buyurunuz. O Mescid-i Aksa dediğimiz o kıymetli mekan, o harem bölgesi onlar için de önemlidir. Onlara göre kıyamet oradan oluşacak. Hazreti Davud oraya gelecek. Hazreti Davud'un yeniden devleti orada kurulacak. Onlar yıllık oruçlarında Kudüs için dua ederler. Bakın yemeklerinde bile, yemek duasında çocuklarına da öğretiyorlar. Kudüs seni unutmayacağım diye dua ederler. Dolayısıyla bakın buradan şuraya geçmek istiyorum. Bugün her ne kadar Kudüs'te bir şey yok gibi görünüyorsa da bu bizi aldatmasın. Asıl mücadele Kudüs içindir. Yani şu anda mesela Gazze'de yoğun bir çatışma var gibi görünüyor, değil mi?
Ama aslında bütün hedef Kudüs'tür. Kudüs'ün etrafının güçsüzleştirilmesi, Kudüs'ün etrafının onların deyimiyle İslam'dan uzaklaştırılması gerekiyor onlara göre. Onun için Kudüs'tür asıl hedef. Merkez orasıdır. Onlar oradan vazgeçmeyeceklerdir. Bizim için üç kıymetli mescitten bir tanesidir. Yolculuk yapılası üç mescitten bir tanesidir. Her orada kılınan bir namazın bire 500 bin sevabı var. Hristiyanlar için de öyledir. Bakın, Hristiyanlar için Kudüs, Hazreti İsa'nın doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, göğe çekildiği yerdir. Evet. Orada en çok kıymetli şeyleri var, kiliseleri var. Hristiyanların çile yolu, haç yolculuğu buradadır. Hazreti İsa onlara göre yeniden oraya gelecektir. Paylaşılamıyor. Yani dolayısıyla bugün o bölgeyi biz şöyle bir zehaba kapılmayalım. Yani şöyle bir hataya kapılmayalım. Yani uluslararası baskı olur da Yahudiler oradan vazgeçerler, İsrail. Ya da işte Hristiyanlar vazgeçerler. Ya da Müslümanlar vazgeçerler. Hayır, hiçbiri vazgeçmeyecek. Ama biz şunu unutmayacağız ki oranın esas sahibi Müslümanlardır. Cenab-ı Hak o arz-ı mev'ud özelinde de orayı Müslümanlara vaat etmiştir. Evet. Kıymetli hocam, tarihsel gelişiminde de sizlerle daha önce de birçok kez Kudüs gündemli programlar yapmak nasip oldu. Önceki anlatımlarınızdan da yola çıkarak bunu sormak istiyorum. Tarihsel sürece baktığımızda zaten Kudüs'ün inananların elinde ihya olduğunu, imar olduğunu, inananların elinde huzur bulduğunu, kısa dönemler halinde işgale uğradığını görüyoruz. Öyle değil mi? Yani o dönem, hani süre olarak versek belki maksimum diyebileceğimiz 100 yıl. Hemen sonrasında muhakkak yine inançlı olan, imanlı olan kişiler tarafından fethi yapılmış, huzura kavuşturulmuş bir şehirdir desek yanlış söylüyorum. Yani İslam tarihi açısından bakarsanız Hazreti Ömer'den sonra doğru. Yani Hazreti Ömer'den sonra 1200 yıllık süreçte sadece bir 100 yıl Haçlı kesintisi var. Ondan sonra da Osmanlı'dan sonra şimdi 100 yıla dayanan bir kesinti var. Çünkü İngiltere ilk defa orayı işgal ediyor. 1917'dedir işgal. Ondan sonra işte 48'de altın tepside İsrail'e sunuluyor orası. Ve o günden bu yana da Filistinlilerden arındırılmak istenen bir yer. Dolayısıyla dediğiniz gibi 100 yılı geçen bir işgal yok İslam tarihinde. İnşallah bu da öyle olur. İnşallah. Ve miadını tamamlamış olur diye ümit edelim. İnşallah. Kıymetli hocam, Mescid-i Aksa'yı konuşuyoruz. Tabii oranın fethini, kurtuluşunu konuşuyoruz. Mescid-i Aksa denilince bizim aklımıza ilk gelen isimlerden birisi Hazreti Ömer'dir. Sonrasında en önemli isimlerden birisi de hiç şüphe yok ki Selahaddin Eyyubi'dir. Selahaddin Eyyubi dönemine özellikle bir atıfta bulunarak değinmenizi beklerim. Zira sizin de bu konuyu çok önemsediğinizi biliyorum. Selahaddin Eyyubi döneminin fethi hazırlıkları, fethin olmasını sağlayan unsurlar nelerdi desem neler söylersiniz? Ondan önce bir iki cümleyle ben Peygamberimizin fethi stratejisinden bahsedeyim. Şimdi evet, biz oranın ilk fatihinin Hazreti Ömer olduğunu düşünüyoruz ama öyle değil aslında. Bu bir ağaç. Oranın fetih, o fetih ağacının tohumunu Peygamberimiz ekiyor. Ama ömrü vefa etmiyor. Ne yapıyor? Bakın, üç temel, bu bugün günümüzü de konuşmaya bir vesiledir. Yani hani az önce dediniz ya, biz günümüzü de konuşalım. Ne yapmamız lazım? Bak, buna ikisine birden bir cevap olsun. Hazreti Peygamber ne yapmış orada? Hazreti Peygamber üç temel şey yapıyor. Aynı şeyi Selahaddin Eyyubi de yapıyor. Yaptığı temel şeylerden birisi Kudüs bilincidir. Kudüs'ü bize anlatıyor Peygamberimiz. Önemini anlatıyor. Oranın fethedileceğinin müjde veriyor. Ve bu iki şeyi, yani Müslüman için önemini ve fethedileceğini sürekli vurgulayarak Müslüman belleğinde, şuurunda, inancında bir defa Kudüs'ün canlı durmasını sağlıyor. Demek ki bizim bugün yapacağımız ilk iş budur. Biz Kudüs'ü unutturmamamız lazım. Biz Kudüs'ü unutmamamız lazım. Yani sadece böyle bomba atıldığı zaman hatırlanacak bir yer değil Kudüs. Kudüs senin ve onu unutma diyor Peygamberimiz. Meymune annemiz miydi hocam? Hani geliyor, soruyor. Tabii.
Kudüs'ün önemini dinlemek istiyor Hazreti Peygamberimizden. Eminim ki birçok kere belki de dinledi ama bir kez daha ona hitaben de söylesin istiyor. Ona verdiği bir cevap vardı, sizden dinlemek yani isterim. Yani ne yapalım, gidemiyoruz şu anda orada mahiyetinde bir soru Peygamberimize. Yani Kudüs için ne yapabiliriz bugün? Gidin namaz kılın diyor. Orada kılınan bir namaz 1'e 1000'dir, 500'dür vesaire rivayetler var. Gidemezsek diyor Hazreti Meymune, o zaman diyor ki kandillerinde yakılmak üzere şey gönderin, zeytinyağı gönderin. O gün için orada bir mescit yok. Bakın, yani bugün o yapılar var ya, mescitler. Peygamberimiz bunu söylediği zaman orası bir meydan, boş bir alan. Hı. Nerede yakacağız bu şeyi? O bir sembolik anlatım. Ama şu, yani Kudüs'e maddeten de sahip çıkın. Manen orası sizin olduğu gibi, bölge sizin olduğu gibi oradan elinizi çekmeyin. Maddi ve manevi desteğinizi oradan ayırmayın demektir. Çünkü fethedilecek. Bilgi düzeyinde bunu yapmış. Siyasi olarak da bir adım görüyoruz Peygamberimizde. Ne yapıyor? Özellikle Hudeybiye'nin fethinden sonra bütün o Filistin bölgesine, Şam bölgesi ki Kudüs bölgesidir, oranın bütün liderlerine, kavimlerine İslam'a davet mektupları gönderiyor. Bakın hep o tarafa çalışıyor. Niye? Kudüs'ün önünü açmak için. Yani kendi ashabını bilgi düzeyinde şuurlandırıyor ama dünyaya da siyasi anlamda oranın altyapısını hazırlamak için gayret sarf ediyor. Bugün o zaman bizim ikinci yapmamız gereken şey de budur. Biz siyaseten dünya siyasetine yön verebilecek ölçüde faaliyetlerle siyasi arenada Kudüs'ü savunmak, onun için bir şeyler yapmak. Bu da peygamberi bir metottur. Ama değerli hocam, Peygamberimizin ve Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı üçüncü şey de askeri müdahaledir. Peygamberimiz bakın o yönde üç müdahalede bulunuyor. Biri Mute'dir, Mute Savaşı. Biri Tebuk'tur, biri de Usame ordusudur. Üç büyük, hatta Peygamberimizin üç önemli taarruzudur bunlar. Hepsi Kudüs yönündedir. Yani ne yapmış oluyor? Bakın, bilgi düzeyinde Kudüs'ü anlatıyor, önemini, fethedileceğini müjdeliyor ve ashabının aklında Kudüs'ü unutturmuyor ve psikolojik olarak onları hazırlıyor. Ve o inançlarını diri tutuyor, oranın bir gün fethedileceği inancı, öneminden bahsediyor. İkinci aşamada siyasi arenada Kudüs'ün fethinin önünü açacak çalışmalar yapıyor. Üçüncü aşamada da fiili bir taarruzda bulunuyor. Tebuk ile Mute ile önünü açıyor. Tohumunu Peygamberimiz atıyor. Hazreti Ömer, ondan sonra Hazreti Ebu Bekir Yermük Savaşı ile Filistin önlerine kadar geliyor. Hazreti Ömer'e anahtarını almak düşüyor. Yani meyveyi toplamak düşüyor. Selahaddin Eyyubi döneminde de öyledir. Selahaddin Eyyubi'den önce İmadüddin Zengi. Ondan sonra onun oğlu Nurettin Zengi. Adeta onlar bütün o bilgi düzeyini, siyasi düzeyini hazırlıyorlar. Bakın ne yapıyorlar biliyor musun? Öncelikle medreseler kuruyorlar. Eğitim müesseseleri açıyorlar ve orada iki şey üzerinde duruyorlar. Kudüs'ün bölgenin önemi, dini önemi. İkincisi de cihat. Cihatla ilgili şuur oluşturuyorlar. Yani bilgi düzeyinde böyle iki çalışma yapılıyor. İmam Sülemiler, Haremiler bunlarla yapıyorlar. İkinci düzeyde o gün İslam alemi bugünkü gibi maalesef bölünmüş, parçalanmış. Ne yapıyor Selahaddin Eyyubi? Önce Anadolu'yu, ondan sonra Orta Doğu'yu, İslam alemini birleştiriyor. Ondan sonra Hıddin Savaşı'yla taarruza geçiyor. Bakın aynı şey. O zaman bu da bizim günümüze ışık tutuyor. Biz bugün bilinç düzeyinde Kudüs'ün önemini ve İslam için, Müslüman için cihadın önemini anlatacağız, kavratacağız. Ondan sonra İslam aleminin birlik beraberliğini temin edeceğiz ki bugünkü dağınıklıkla bir iş yapamayız biz. Bu da siyasi arenadaki yapmamız gerekendir. Ondan sonra uluslararası bir fiili durumla, güçle mücadele edilecek. Başka türlü olmaz bu. Peygamberimizin yaptığı da aynı metottur. Hazreti Ömer'in yaptığı da aynı durum, devamıdır. Selahaddin Eyyubi döneminde de yapılan aynıdır. Bugün de yapılması gereken aynı şeydir. Yani aynı metotla, yöntemle hareket edilecek. Demek ki özetleyecek olursak hem fiil, kavli dua yapacağız. Ya Rabbi bize ora hür ve azizken orada namaz kılmayı nasip eyle diyeceğiz. O kardeşlerimize yardım et diyeceğiz. Ama bu yetmez. Bu kavli duadır.
Fiili dua da yapacağız. Fiili dua, fiili mücadeledir. Evet. Bu da uluslararası boyutta ve devletler eliyle olacak bir şeydir. Yani bizim ferdi olarak yapacağımız bir şey değil. Çünkü bakın hocam, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. وَالْحُرُمَاتُ قِسَاسٌ diyor Cenab-ı Hak. Hürmetler kısastır. Yani haram işlenerek size, çoluğunuza, çocuğunuza, bebeğinize, canınıza, malınıza, mukaddesatınıza saldırılıyorsa siz ona gül atamazsınız. Protesto bunun belki bir ön ayağıdır, bir şuur ayağıdır, bilinç ayağıdır, gündem ayağıdır ama bu da yeterli değildir. Siz فَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ diyor Cenab-ı Hak. Size zulmediliyorsa siz de, sizin de mütekabiliyet esaslı kendinizi savunma ve o zulmü def etme mükellefiyetiniz var. O elle yapıldığına göre siz de elle yapacaksınız. O güçle yapıldığına göre siz de güçle yapacaksınız. فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ diyor Cenab-ı Hak. Size zulmedilmişse, had aşılmışsa size karşı, ki bugün olduğu gibi, malınıza, canınıza, namusunuza, mukaddesatınıza, çoluğunuza, çocuğunuza saldırılıyorsa, bunun karşılığında siz sadece elinizi açıp dua etmeyeceksiniz. Sadece protesto da etmeyeceksiniz. Hazreti Peygamber'in, Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in yaptığı gibi, İmadüddin Zengin'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Nurettin Zengin'in yaptığı gibi aşamalarının tamamını yapıp neticede uluslararası bir güçle bu zulüm gücünü, evet, fetih gücüyle, cihat gücüyle kıracaksınız. Başka yolu yoktur. İnşallah. Kıymetli hocam, hani burada özellikle şu cümlenizi ön plana çıkartmak isterim. Bu ilk aşamaların hepsini atlayıp da sadece gidip kuru kuruya bir olmaz savaşın tabii, ateşin içine girmek değil. Bu bir süreçtir. Bu süreç olgunlaşınca bunun yapılması lazımdır. Bu da tabii devletimizin öncülüğünde, milletimizin desteğiyle olacak bir şeydir. Yani meşru bir uluslararası, evet, güçle zulmün önüne geçmek lazım. Ama bunlar aşamadır dediğiniz gibi. Evet. İlk yapacağımız iş Kudüs bilinci ve şuurudur. Kudüs'le ilgili okuma yapacağız. Kudüs'ün tarihini, önemini bilecek her Müslüman. Ondan sonra siyasi arenadaki elden gelen gayret yapılmaya çalışılıyor. Bu yapılacak. Ondan sonra yapılması gereken elbette devletler düzeyinde, meşru bir zeminde uluslararası bir güçle bu zulmü engellemektir. Eğer bunu yapmayacak olursak inanın böyle parça parça orada Müslüman kalmayacak. Rabbimiz bir an evvel o selameti o beldelere nasip eylesin kıymetli hocam. Programımız devam edecek. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra son bölümle devam edeceğiz inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim kısa bir aradan sonra programımızın son bölümü, yine en kıymetli bölümlerden bir bölüm, dua ile devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız. Cuma'nın Bereketi programında mübarek bir cuma gecesinde Kudüs'ü konuşuyoruz. Mescid-i Aksa işgalini, dolayısıyla çevresi olan Gazze işgalini, katliamını, Filistinlilere yapılan zulmü konuşuyoruz. Kıymetli konuklarım, belki yayınımıza yeni katılmış olan izleyicilerimiz olabilir. Onlar için hatırlatmış olalım. Kudüs hususunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir dönem görevlendirmesiyle Kudüs'te rehberlik hizmeti de yapmış olan Baş İskele Müftülüğü Baş Vaizimiz Sayın Muhammed Yıldız Hocam'dan bu konuyu dinliyoruz. Ve onunla birlikte bu akşam aramızda olan Sayın Hasan Aksoy Hocamız da tilavetleriyle programımıza güzellik katıyorlar. Ben hiç vakit kaybetmeden programımızın son bölümünde başlatmak dilerim. Zira bu bölümde gündeme bir bakış, İslami bir bakıştan hemen sonra yapacağımız dua ile bu kısmı ve programımızı tamamlamak dileriz. Kıymetli hocam, bir dizi halinde, aslında bir plan halinde Kudüs konusunu konuştuk sizlerle. Geçmişten bugüne geldik. Uluslararası boyutta devletlerin yapması gereken strateji, uygulaması gereken stratejiyi dinledik. Ama sıkça sorulan bir soru ve bugün hepimizin aslında gönlündeki soru. Fert fert üzerimize düşen görev nedir? Kudüs davası neden sahiplenilmeli sorusunu dinledik belki ama bugün susmak, köşemize çekilmek, görmezden gelmek, bizim ülkemizde değil ki, beni ilgilendirmez ki gibi bir umursamaz tavır içinde olmak, hiçbir insanım diyene, tırnak içerisinde söylüyorum, yakışacak bir durum değil. Zira orada çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor.
Bir şehir tamamen yok edilmenin yolu şu anda oralarda aranıyor. Neler söylemek istersiniz? Acımız büyük, derdimiz büyük ama muhakkak yapacaklarımız var diye düşünüyorum. Şimdi buyurunuz. Hocam biz Müslümanız, evet insanız. Dediğiniz gibi İslam'dan önce bir defa insanlığın buna susmaması lazım. Çünkü insanlık ölüyor orada. İnsan olan herkesin buna bir tepki koyması lazım. Refleks göstermesi lazım. Hem fikir düzeyinde hem eylem düzeyinde. Ama bizi oraya bağlayan daha başka bir güç var. İman kuvveti var. Cenab-ı Hak innemel mu'minune ihvah buyuruyor. Müslümanlar kardeştir. Kardeşlik hukukunun getirdiği bir bağ var, bir sorumluluk var, bir vazife alanı var. Peygamberimiz bu alanı tadad eder. El muslimu ehul muslim diye başlayan bir hadislerinde orada iki cümle önemlidir. Birisinde diyor ki Müslüman Müslümanın kardeşidir, o halde onu yardımsız bırakmaz. Ona sırtını dönemez diyor. O halde biz bugün bir fert olarak orada olup bitene bana ne neme lazım diyemeyiz. Sırtımızı dönemeyiz. İlgimizi, alakamızı, aynı hadis metnidir bu. İlgisini, alakasını kesemez diyor. Kesemez, yani bu sana bırakılmış bir alan değil. Yapamazsın diyor bunu. Dolayısıyla ben bunu bir defa dert etmem lazım. Çünkü orada kopan kol benim kolum. Orada katledilen çocuk benim çocuğum. Nereden benim oluyor? Bu din demiyor mu Müslümanlar bir bedenin azaları gibidir? O halde orada bir kol kopuyorsa o kol, kopan kol benim. Ben nasıl bana ne diyeceğim? Orada demiyor mu Peygamberimiz bir yerde birisine bir şey olduğu zaman vücudu örnek veriyor. Vücudun herhangi bir yerinde bir azada bir hastalık, bir uykusuzluk olduğu zaman diğer vücudun bütün azaları bundan etkilenir diyor. Etkilenmeli diyor. Biz nasıl o zaman bu vahşete sessiz duracağız? Duramayız. Evvela düşmanımızı iyi tanımamız lazım. Bakın biz şöyle bir hayrete düşüyoruz bazen. Ya bunu nasıl yapabiliyor bir insan? Bakın size bir Kur'an ayeti okuyacağım. Kur'an ayeti Cenab-ı Hak bizim psikolojimizi, iç yapımızı, düşüncemizi, birbirimize karşı inancımızı bizden iyi bilmez mi? Ve onu bize veriyor bu okuyacağım ayette. Diyor ki, kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Bitane diyor. لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ Kendi dışınızdakileri dost edinmeyin, sırdaş edinmeyin. Niye? Bir, لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا Onlar size kötülük etmekten geri durmazlar. Bu birinci veri bakın. Ayet diyor ki, senin düşmanın olan bu küffar, sana kötülük etmekten geri durmayacak kardeşim. Bu 100 senedir İsrail özelinde söylüyorum, yani Filistin özelinde durmadığı gibi Hazreti Adem'den bu yana durmuyor. Yani iman küfür mücadelesinde hiçbir zaman düşman, hani bizim atalarımız su uyur düşman uyumaz diyor ya, aynen. La ye'lunekum habala, size kötülük etmekten geri durmayacaklar. Ve devam ediyor Cenab-ı Hak. Vaddu ma anittum, sizin zorluğa, sıkıntıya düşmenizden hoşlanır bunlar diyor. Geçenlerde medyada gördünüz, adamlar hastane bombalandıktan sonra horon çekiyorlardı. Ya. İşte ve dumanittum ayet bunu veriyor sana. Senin sıkıntıya düşmen onun hoşuna gider diyor. Kad bedetil bagda'u min affahihim. Onların ağzından sana olan kin ve nefreti akıyor zaten. Ne dedi İsrail'in başbakanı, sonra sildi bunu. Bu insanlarla hayvanlar arasındaki mücadeledir dedi. Bombalandıktan sonra dedi bunu. Bu kin akıyor zaten. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرْ diyor Cenab-ı Hak. Onların kalbinde gizledikleri ise daha büyüktür. Evet. Onun devamında o zaman diyor ki Cenab-ı Hak وَاِذَا لَقُّوكُمْ قَالُوا اَمْ Onlar sizinle beraber bir araya geldiklerinde biz de Müslümanız, biz de inanıyoruz derler. وَاِذَا خَلَوْ عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْسِ Size olan kinlerinden parmaklarını ısırırlar diyor. Kul mutu bi gayzikum. Siz onlara deyin ki ölün, geberin. Yani bu ayetler karşımızdaki düşmanın bize karşı olan tutumunun arka planını veriyor. O halde bundan her şey beklenir. Böyle bir bakış açısından her şey beklenir ki bu beklediklerimiz de bunun sonucu. O halde Müslüman bir defa şuurlu olacak, duyarlı olacak. Bu vahşete elbette dur demeyecek. Elinden ne geliyorsa.
boykotsa boykot, işte onların mallarına tepki ise tepki, bireysel olarak. Evet. İşte dua ise dua, uykusu kaçacak, kendi çocuğunda onu görecek, kendi inanç yapısında, kavli fiilinde bunu görecek, maddi destek gerekiyorsa peygamberimizin tavsiyesi gibi yapacak. Bunları yapacak. Protestoysa protesto, ama sonra eğer bir davet vuku bulacaksa fiili mücadele, ona da gidecek. Evet. Bırakmayacak. Yani Müslümanlık görevi budur. Asgarisi ona zulmetmemektir ama ona faydalı olmaktır ve elinden geldiği bütün desteği vermektir. Bu Müslümanın Müslümana karşı görevidir. Yani iyiliği değil, ihsanı değil. Bu bir vazife. Evet. Kıymetli hocam, programımızın hızla sonuna yaklaşıyoruz. Hasan hocamızdan da gündeme dair duygularını bir iki cümlede olsun dinleyip programımızı duanızla tamamlamak isteriz. Kıymetli hocam. Yani şöyle söylemek isterim ben de. Yani bugün baktığımız zaman Müslümanların durumuna, yani hasarlı bir kulluğumuz var aslında bizim. Hastalıklı bir kardeşliğimiz var. Kinlerimiz, nefretlerimiz, husumetlerimiz kime yönelik? Kim için? İşte ümmetin içine düştüğü taassuf ve o tefrikalarla biz kulluğun kadrini bilmeden Mescid-i Aksa'nın kıymetini bilemeyiz. Hı. Yani işte bu davada ne kadar samimi olduğumuzu işte ortaya koyamayız. Samimiyetimizi de işte önce kullukta ve kardeşlikte göstermemiz gerekiyor burada. İşte ancak o zaman Allah'ın işte o bütün nimetlerin hayır bereketi üzerimizde olacaktır. İşte ancak o zaman o ecdadın yaşadığı o izzeti, o onuru yeniden yaşayabiliriz. Evet. Ama bugün maalesef baktığımız zaman işte hizipçi, mezhepçi, fırkacı, cemaatçi anlayışla ümmet paramparça durumda. Müslümanlar iç kanamalarının önüne geçemedikleri için işte bugün Kudüs kan ağlıyor. İşte Müslümanlar birbirlerinin kuyularını kazdıkları için Mescid-i Aksa'nın da altı oymaya başlıyor. Evet. Yani Müslümanlar birbirine düştüğü için Kudüs düştü şu an. Acı ama bunları konuşmak durumundayız. Yani şu ayeti ifade edeyim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ diyor Cenab-ı Hak. Müslümanlar kendilerine bir zulüm isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Evet. Bu çok önemli. Yani birleşirler, beraber olurlar, yardımlaşırlar ve tek el olurlar. Kendileri dışındakine tek el olurlar diyor hadiste. Evet. Tek el. Tek kıymetli vücut. Hocam, sizlere de şükranlarımızı sunuyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Nice programlarda yeniden buluşmak dileriz inşallah. Değerli hocam, bu güzel katkılarınız, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Rabbimiz tesirli eylesin. Amin. Gönüllerde bir Kudüs gayretinin oluşmasına vesile eylesin. Davamızı hatırlamamıza vesile eylesin. Kısa bir dua dinlemek isteriz sizlerden bu gecenin önemine binaen. Amin. Buyurun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Ya Rabbel Alemin, sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Gazze'li kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma ya Rabbi. Amin. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz. Miracın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna, canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Onların ruhlarını şad eyle. Onları sevgili peygamberimiz ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle. Amin. Cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Bu kutsal dava uğrunda gaza edip yaralanan kardeşlerimize, çocuklara, kadınlara acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, bugün Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, hakları hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Bizi de onlara yardımcı eyle. Amin. Kardeşlerimize en kısa zamanda nusretinle zaferler nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, Müslümanlara zulmeden, mazlumların bedduasından sakınmayanları sana havale ediyoruz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyoruz. Bu hainleri ve dini mübini İslam'ın düşmanlarını kahru perişan eyle Allah'ım. Amin. Her türlü fitne ve fesada,
hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Amin. Düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik lütfeyle. Memleketimizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içinde yurt dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı, havada, karada ve denizde mansur ve muzaffer eyle. Amin. Her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Birliğimizi ve beraberliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Amin. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme ya Rabbel Amin. Alemin. Peygamber Efendimiz gibi zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı, iyiliği emredip kötülüğü engellemeyi, hakkın yanında olmayı, adalete ve merhamete çağırmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın. Bütün mazlumlara ve bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle ya Rabbi. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve peygamberler şehri Kudüs'ü, mazlumların yurdu Gazze'yi zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Rabbena ufir lana ve li valideyna ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Rabbena tekabbel minna duaena inneke entes semi'ul alim. Ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Rabbimiz kabul buyursun kıymetli hocam. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim bu akşam çok kıymetli iki konuğumla birlikte Kudüs konusunu gündeme taşımaya çalıştık. Zaten her şeyiyle, her haliyle o büyük katliam gündemde. Neler yapabiliriz'i dert olarak paylaşmaya çalıştık. Fert fert hepimize birçok görev düşüyor ama bu görevlerin belki de en başında gelen Müslümanlık kimliğimizden bile önce gelecek olan husus, insan olarak o katliama sessiz kalmamak geliyor kıymetli izleyicilerimiz. Rabbimiz sessiz kalmayanlardan eylesin. Eliyle, diliyle, gönlüyle nasıl değiştirebiliyorsa, bu katliamı nasıl engelleyebiliyorsa o engellemenin gayretinde olanlardan eylesin. Hocamızın biraz evvel ifade ettiği gibi boykotsa boykot, boykot etmekten de çekinmeyelim, açlıktan ölmeyiz de onların ürünlerini, mallarını almadan ölmeyiz ama aldıklarımızla onları daha da, o küffar ordularını daha da zengin edebiliriz. Ama bununla birlikte gündeme taşımak. Düşünün ki günlerce Türkiye'mizde yaşanan birçok olayda ağaca, çiçeğe, böceğe, sözüm ona, kediye, köpeğe paylaşım yapan, her gün bu paylaşımları ile insanları bilgilendiren aramızda nice duyarlı insanlarımız var. Ama ne yazık ki bütün bu değerlerimizle birlikte insanlığın öldüğü Gazze ile ilgili onların sessiz kalmasına da bir o kadar üzülüyoruz. O kardeşlerimizi de aynı memlekette, aynı havayı teneffüs ettiğimiz, aynı vatan sevdasının sahibi olduğumuz o kardeşlerimizin de bu hususta seslerinin daha gür çıkması, bu davanın daha da gür bir şekilde dünyaya duyurulmasını sağlayacaktır efendim. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Bir daha buluşuncaya dek Allah'a emanetsiniz efendim. Programımız, Cuma'nın bereketi programı, her Perşembe gecesi, Perşembe günü akşamı, Cuma gecesi yayında olacak. İnşallah bir dahaki programda buluştuğumuzda Kudüs'ün kurtuluşunu, selamete ulaştığını konuşmak nasip olur. Allah'a emanetsiniz efendim. O gün gelinceye kadar dua eder, dualarınızı bekleriz.